9. bölümde tekrar karşınızdayız. Bu bölümde şu hasarlı basamakları yapacağız. Buradan ne çıkacak göreceğiz. Yasaklı vadiye gidiş yolu mu? Yoksa aynı buradan gördüğümüz gibi bir farklı labirentin başka ayağı mı? Yapalım ve görelim. Hepinize merhaba. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Yukarıya doğru çıkalım ve bölüme başlamış olalım. Labirent çıktı. Ama patika labirent mi? Yoksa farklı bir şey mi göreceğiz? Kuduz tazı. Öldürelim. Bu ne acaba? Bu farklı bir şey. Cehennem tazısı zehir istiyor. Hemen kamp yapalım. Zehiri artık yapabiliyoruz, doğru. Bölümün başından da zehir kasmak için girmeseydik keşke, iyi olurdu. Çok pardon. Simyada daha iyiyiz. Bolca zehir kasımda kaç veriyor? 1 mi veriyor? 2 veriyor. İyi, fena değil. Aha, duble zehir. 80. Oo, bu da 80. Ama bunun içinde sülfür lazım. Ve sülfürü galiba satın alarak yapacağım. Kaçım şu anda? 73. İyi, 7 tane daha yaparız. Tabi varsa elimizde yeterli zehir. 6 kaldı, dibek kırıldı. Var mı yedek dibek? Yok. Hemen şuradan yenisini satın alalım. Nerede bizim dibekçi? İkisilerle kim ilgiliydi? Şu. Heh. Fotoğrafı bile var. Al 2 tane. Sülfür kaça satıyorsun? 25 tanesi. Bulur muyum ki acaba? Ya da üretebiliyor muyum? Kamp yapmaya devam. Demek ki bu zehirli tazılar çıktıysa bolca zehire ihtiyacım olacak. O yüzden bir süre daha zehir yapalım. Çarpı yanana kadar en azından. Sonra gidip yılanı avlamak gerekecek. Yılan da uzun zamandır çıkmıyor aslında. Ya son belki bir tane daha zehirim kalmıştır. 79 şu anda. 80 olur mu? 80'lik zehir kaldı mı? Kaldı. Açtık. Güzel. Duble duble yapalım. Artık zehiri zehirden yapmıyorum. Yosundan ve mantardan yapıyorum. Gayet iyi. Yeni formül. Bir tane daha yapayım. Savaşa devam edelim. Çok fazla kaldık burada. Hadi bakalım. Kamp, kamp, kamp. Yanlış yere tıklama. Kes bunu. İnşallah kılıç kırılmaz. En önemli şeye bakmayı unuttum. 9 tane kalmış. Bir hızlıca bundan da takviye yapalım. Güzel. 3'er 3'er. Bir 5 tane yapsak 4 kaldı. 15 tane lazım olur çünkü. İstiyorlar. Bolca artık 2'şer 3'er iksirlerden talep gelmeye başladı. Son 2. Tamamdır. Savaşa geri dönelim. Ork. Orklar çömez. Burayı baltayla keseceğiz. 52 cehennem tazısı. Ödül veriyor musun? Verdi. Tamamdır. Savaşta dahiyiz. Balta. Aha, esir var. Bana yardım edecek. İmdat. Lütfen bana yardım edin. Niye etmedim? Orku mu öldürmem lazım önce? Oha. Bu ne? Nasıl bir yaratık böyle? Demir cevheri çıktı. Kılıcım kırıldı. Yok mu bir yedek kılıcım? Aha, şimdi çıktı. Lütfen bana yardım edin. Beni burada bırakmayın. Lütfen. Beni buradan çıkar. Kafesin anahtarını bul ya da bir saç tokası. At size bak ya, emir yağdırıyor resmen. Bu kafeste kilitli kalmış çok bassız birisi var. Adı Brom. Onu burada bırakamam. Bırakırsam kesinlikle tazılar yem olacak. Kafesin içinde çok zor gibi ama da böyle kırıp yapma ihtimali de var. Üzerine bir saç tokası var mı? Onun da kilidi nasıl açabileceğini sana anlatacağım. Sonunda. Adam o kadar laf ettik. kilit açmayı öğretti bize. Harika, başarılı. Neyse ki ork kilitlerini açması basit. Brom'u kurtarmayı başardım. Daha güvenli bir yer bulana kadar benim yanımda kalması iyi olur. Brom'dan 2 şöhret puanı geldi. Bir kilidin bu denli kolay açılabileceğini hiç düşünmemiştim. Bu yetenek muhakkak ki çok işe yarayacak. Güzel, hırsızlık yeteneğini de öğrendik. Artık bütün kilitleri açabiliriz. Hemen buradan başlayalım. Et, diş ve hasat çıktı. İp çıktı. Burayı yap. Bunları kes. 6 tane diş. Aslında ya yapmama da gerek yok ama seviye atlamak için belki şunu öldüremeyebiliyor olabilirim şu anda. Gümüş kılıcım kırıldı. Ha, öldürüyormuşum. 54 dev. Karşımızda bir dev var. Bir deprem daha oldu. Bakalım prenses ne altlar yedi yine. Aha. Buldu birilerini. Bu ne lan böyle? Hikayeler anlattığı gibi korkunç değilsin. Hadi canım, tipe bak. Seni oldukça sevdim. Özellikle yakut gözlerini. Al sana göz. Şimdi de sevdin mi? Seninim Prenses Amelia. Senin. Sadece senin. Oh hayır. Sen canlı mısın? Ne bekliyorsun işte? Gir ağzın içine, takılın orada. Bacaklarım taşlaştı. Bırak da gideyim. Depremci. Beni sevdiğini söyledin. Haklı. Sen sadece bir taşsın. İnsan değilsin. Bırak gideyim. Bırak. Sen benimsin Amelia. Benim için gözyaşı döktün. Ne yapsan haklısın hacı. Manyak bu. Bırak beni. Yoksa senin taş kalbini eritene kadar ağlarım. Harbiden. O nasıl bir savunma mekanizmasıydı ya. Ağla, hakikaten ağla yani. Senin gözyaşların ölü olan her şeyi hayata döndürür. Bununla döndürüyor mu? Kafayı yemiş prenses. Oh hayır. Prenses Amelia yeryüzünün derinliklerinde uyan efsanevi şeytan depremciyi uyandırdı. Bunun sonu iyi olmayacak. Olan bizim başımıza patlıyor da. Neyse, yeni bir yol açıldı, oraya gidelim. Sonunda çıkışı gördük. Kes orkları. Allah'tan hiçbir şey istemiyor bu orklar. Tertemiz. Vur kafasını. Geç yolu. Kalkan da gitti. Tazıyı da çıkaralım buradan. Al. Kes tazıyı da. Aa, gümüş kılıç yoktu. Şuradan gidelim. Kılıç satın alalım. Son paramla kılıç aldım. Tekrar un çuvalı hasadına başlamam lazım. Yanlış yer. Kes bunu. Yok mu burada bir şey? Ben mantar var sadece. Neyse. Orku öldürelim. Artık savaşta daha iyiyiz. Abi patika bitmiyor yani, 2 kişi kaldı. Bak şu ikisini öldürdüm anda burası açılacak. Yavuz, solda bir yumurta var. Tilkiyi öldürebiliyor muyum? Hayır. Yumurtaları konuşamadım. Neyse işte. Dev de öldü. Güzel. 2 tane de antidot verdi. Gri Vadi'ye hoş geldin. Tanınmadık savaşçı. Hoş bulduk. O devi öldürüşün harikaydı. Bir mızrakla bu kadar iyi dövüşen birini daha önce hiç görmedim. Teşekkürler. Yabancı. Gri Vadi'ye gitti. Sonunda Gri Vadi'ye gidebildik. Hasat yapalım. Yukarıda bir sandık, mantar ve yumurta var. Onları alalım. En sona sandık. İçinden çıkan ne acaba? Diş. Yani. Aç yolu. Oh. Koca maden şehri. Önderlik ettiğin için sağ ol. Buradan sonra kendi başıma gitmeyi tercih ederim. Artist. Brom bana veda etmeden önce birkaç numara öğretti. Bir anda artı 15 kilit yeteneği gerçekten iyi. Brom köyde kendisini rahat hissetmiyor. Görünen o ki köylüler onun yan kesicik becerilerinin farkında. Aha gitti, kayboldu. Bu kimmiş? Çeşitli mallar. Ucuza mı satıyorsun? Evet, bayağı bir ucuza satıyorsun. Şundan almak istiyorum da para yok. Aç bunu. Fark edecekler mi? Yok, fark etmediler. Saç tokam kırıldı. 50 altın çıktı. Artık kilit açmada dahil. Kaç oldum? 1. Ha, bu bunun şeyi bu. Yukarıda mantar var. Solunda sürpriz kutu var. Taş çıktı. Güzel. Burada bir avcılık. Burada bir kimle konuşuyoruz? Başkanla. Kaç tane başkan var arkadaş? Ateş çiçeğini al. Yumurtayı da alalım. Yeni bir madene giriş. Kesin bu başkan beni bu madene sokacak. Bariz belli oluyor. Burada bir sorunlar var. Git diyecek, bu sorunları çöz. Bu dükkancı yeryüzünün hazinelerini satın alıyor. Dur şimdi. 70'ten benden mücevheratı alıyor. Pardon, kristali. Bu kaçtan alıyor? 77'den. Al abi. Al abi, soyguncuya mal satmam ben. Al. Para lazım bana. Her şeyim kırılmaya başladı. Sen de ye, avcunu yala. Kuruş vermem sana. Evet başkan, ne istiyorsun? Madenci köyümüze hoş geldin yabancı. Bu zor zamanlarda seni buraya getiren sebep nedir? Ben de bilmiyorum. Maceraya atıldık da. Yani oradan oraya gidip duruyoruz. Güneyde olup bitenleri Gri Vadinin başkanına anlattım. Buradan yardım alabilecek miyim bilmiyorum. İlk bakışta buradaki insanların zaten dertleri başlarından aşkın gibi duruyor. Kendin de görebilirsin. Orklar dağlardan aşağıya indiler ve neredeyse tüm vadi işgal ettiler. Köyü savunmak çok zor. Şu anda dünyanın geri kalanının tüm bağlantımız kopmuş durumda. Ha! Kendilerini orklara karşı savunabilmeleri için madencilerin acilen silahlara ihtiyaçları var. Para verecek misin peki? Bunlar 3000 lira. 100. Yani 3000 lira. 3000 altın. Yok acı, 3000 altın. Bak kaç altının var gör. 558. O da yeni oldu yani. Göreve bak. Rahiple çiftçi. Aşçı pardon. Andrew. Önce aşçıya gidelim. Köydeki besin erzağı neredeyse tamamen tükendi. Bu insanların açlıktan ölmesi. Ben göz yumuyorum. Güle güle. İyi adam, bana yardımcı olur musun lütfen? Manastıra geri dönmem gerekiyor. Ama yol çok tehlikeli. Olur, yardımcı olurum. Bak tertemiz. Adam, manastıra götürür müsün beni diyor. Bu kadar basit yani. Rahip Andrew, manastıra giden yolda koruma ihtiyacı var. Manastır buranın doğusunda. Sola gideceğiz. Başka da yol yoksa doğusunda sağ tarafta, pardon sol batı oluyordu. Biz madene inelim. Maden güzeldir. Görev çıkar. Öğrenme çıkar. Bu kim? Ustabaşı. Konuşalım. Ne anlatacak bakalım. Sonunda sen yeni madenci. Yok değilim, yeni madenci falan değil. Epey uzun süredir seni bekliyordum. Ben bu madenin ustabaşıyım ve sana ne yapacağını göstereceğim. Ya değilim ben madenci ya. Görünüyor ki ustabaşı beni yeni madencilerden biri sanıyor. Benim burada çalışmamı istiyor. Nasıl yapacağımı bilmesem de deneyebilirim. Ne çıkacak bunlarla? Tuz. Sonunda tuza para vermeyeceğiz. Güzel. Şu kazmayı kullanma konusunda epey iyiydim. En azından öyle sanıyorum. Durma. Şu tuzların tamamını çıkarmalıyız. Çalışmaya devam. Daha sonra seni kontrole geleceğim. Madenci. Güzel, madencilik becerisini de öğrenmiş olduk. İşte iki tur mu yoksa tek tur mu? Tek turmuş. İyi, güzel hasat veriyor. Artık tuz ihtiyacım kalmadı. Ok falan verseydiniz de et getirirdim size. Bunlarda bir şey yok mu? Yok. Buralarda bir şeyler. Bunda bir şey yok. Soldan gidelim. Yukarıdan gidelim pardon. Bunu daha sonra açacağız herhalde, evet. Kas. Buralarda bir şeyler, bunlar da mı daha sonra açılacak? Başlangıcımız sadece tuzla yapılıyor. Bu ağacı falan da mı keseceğiz? Burada bir görevci var. Tamam, şu tuzları alayım, geleceğim sana. Merak etme, konuşacağız. Her vuruşta niye deprem oluyormuş gibi hissiyat yaratıyor acaba? Az verdi. Kimsin sen? Muhafız. Bu tipini sevdiğime bak. Madende bir troll belirdi. Kimsenin ona yaklaşmaya bile cesaret yok. Kendi başıma savaşacağım. E git savaş, ne yapayım ben? Madendeki trolü öldür. E zaten yani tek bir yol var. Öldürürüz. Aç burayı. Güzel bir şey ver. Güzel bir şey ver. Toka kırıldı, içinden altın çıktı. Güzel. İnelim, troll öldürelim. Uzun zamandır savaş yapmıyordum. 25. Aha. 1000 candan bitti mi benim canlarım? Vallahi. Yani yazık olmuş. İyi bir 10 tur. Şurada et pişirelim, yemek pişirelim. Bayağı bir azalmış yemeğimiz. Uzun zamandır uyumuyoruz. Açılmadı mı hala? Kaç lazım? 59. Son. Hadi bakalım kaç yemek verecek tek seferde. Suyum da bitiyor, su da çıkarmam lazım. Et, mantar, kök, tuz. 72. Gayet güzel. Gayet güzel. 2-3 tur böyle yapsak zaten 300 yemek oluyor tek seferde. Bir tane daha yapayım. Sonra yemek durumuna bakalım. Kaç olmuş yemeğimiz? 631. Uyku zamanı. Yanlış. 72 verdi. Kaç uyutuyor ki? 60 uyutuyor. Şansa 72 vermiş demek ki. Hep 60 mı vereceğim? Tekrar bir 65'lere falan versen keşke. Son 2-3 tane kaldı. 600 civarıydık. 54. İyi uyuyamadı demek ki. Sırt ağrısı çekiyor şu anda. Bitti burası. Kaç canımız oldu? 635. Hadi bakalım trollcük, kestik seni. Güzel bir şey ver. Yok. Buradan bir loot mut, hazine mazine, gizli bir şey yok. Sadece görev. Kestim. Karşına ne vereceksin? Troll problemi çözüldü. Maden artık güvenli. Evet, 3 şöhret puanı. Şöhretim kaç oldu? 69. İlerleyememişiz fazla. Tekrar bir giriyorum. Yok. Acaba... Aha bak. Yokmuş. Burada yapacak bir şey yok anlaşılan. Şuraya gidelim. Bir tek burası kaldı. Gitmediğimiz patika boyunca hiçbir şey yok. Bu sanki konuşacağımız biri gibi duruyor. Sen kimsin? Ustabaşı. Bu madende yapılması gereken bir sürü tamir işi var. Madendeki duvarları tamir et. Bendeki 0. Ustabaşı madendeki duvarların tamirlerinin yapılmasını amaçlıyor. Sanırım bu konuda ona yardımcı olabilirim. Nasıl yardımcı olacağım anlamadım. Ben tuz toplayayım en iyisi. Evet. Kaç param var? 608. İyi, oduncuyu zengin ettiniz. 1, 2, 3, 4. Yeterli herhalde. Dön geri madene. Var mı burada başka bir şey? Yok. Bunu istemiyor. Bunu yapalım. Bunu da yap. Yukarıda da bir tane vardır. Nerede? Şurada. Bizi sandık mandık bir şey bırak bari şuraya ya. Amele gibi çalıştırdığınız ödül yok. Al, yaptım ustabaşı. Mutlu musun? Madendeki tüm duvarları tamir ettiğini mi söylüyorsun? Pekala. Güvenmiyor adam. Sorunsuz güvensiz ya. Al git bak, mutlu olur mu? Şurada loot mut. O da yok. Yukarı çıkalım. Peşinden gidiyoruz. Gerçekten tüm duvarları tamir edilmiş. Ödül olarak sana bir şey öğreteceğim. Ne öğreteceğim? Kazmacılık. Madencilik. Ustabaşım bana madencilikte nasıl daha verimli olabileceğimi gösterdi. Keşke 10 falan verseydin. Hırsız 15 verdi tek seferde. 70'üne sahip ol. İyi tanınan. Tek yıldızı geçebildik daha. Eğer ilgileniyorsan senin için bir görevim daha var. İlgileniyorum. Ne bu? Madendeki zararlı mantarları yok et. Bunlar galiba. Madende çok fazla zararlı mantar türedi. Onların dumanları tehlikeli ve bu mantarlar yalnızca güçlü bir zehirle yok edilebilir. Allah Allah. Ne bu? Ha, bu demir cevheri. Annem bunu kastediyor. 24 tane yapacağız. 14 tanesi çöpe gitti. Ben onlarla şey yapacaktım ya. Yılan avlayacaktım onlarla ben. Kaçım şu anda? 14. Hasat da çıkarmıyorsun. Aşağıda var mı? Var mı burada? Yok. 3 yaptık. Kaldı 4 tane. Bir de burada var. Bir burada. 2 de yukarıda herhalde. Bütün zehir zulamı yuttunuz ya. Buraya nereden geldim ben ya? Adamlar bütün malımı mülkümü istiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Al. Yaptım. Mantarların hepsini yok ettin mi? Harika. Tipini sevdiğim. Git kontrol et. Tek tek kontrol et. Ben de geliyorum arkanın. Bak bunu yaptım. Burada vardı, yaptım. Bak buradakileri yaptım. Bak bunu da yaptım. Baktın mı iyice? Bak arkandan geliyorum. Bak burada da vardı, yaptım. Ağır söveceğim şimdi. Çok gıcık bir herif çıktı yalnız ha. Bunun başkanı da beter. Kendi de beter. Keşke sürekli elimin altında böylesine becerikli işçiler olsa. Haydi gel sana. Gösterme yeter. Allah için bir şey gösterme. Gitmek istiyorum ya. Ustabaşı bana yeni madencilik yetenek teknikleri öğretti. Al, kazabiliyoruz artık bunları. Küçük herif. Yeni görev falan versene. Bunlar demir cevheri ne işime yarayacak bilmiyorum. Kazdırıyor ama. Sanki boş çıkacakmış gibi hissettim. Bunu kazdırıp buraya duvar öreceksin değil mi? Vay çakal vay. İşi biliyor adam. Şunu da al. Bir tane de yukarıda varmış. Aşağıda da vardı sanki bir tane. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir daha bakacağız. Boş bakacakmışım gibi hissettim ama sonunda ikişer ikişer gelmeye başladı. Evet. Gümüş cevheri. Vay, 9 tane daha yer lazım. Uzun bir yol var. Var mı seninle bir görev? Yok, artık gidiyorum, bak arkamdan çağırma beni. Bu başkana hayatta bu silahları getirmem. Sağ tarafa gidelim. Rahibi teslim edelim. Oo, kuduz ayılar. Mantarı topla. Aç burayı. Gece çiçeği. Bolca iksir lazım. Otak da kırıldı. Yenisini almıştım. Bak zehri bunlar istiyor artık. 6 diş. Cehennem tazısı. Ateş çiçeğinden yap. Ana, birini öldürmüşler burada, yazık. Ya da ölü taklidi yapıyor. Sürpriz kutudan güzel bir şey gelsin. Büyülü ilaç. Çok iyi. Kes bununla. Yeni bir giriş. Yukarıya bir yol. Aha, kralı bulduk. Sonunda mantarı al. Kral beklesin biraz daha. Burayı göremiyoruz mu? Aa, neden acaba? Burada bir mantar var. Burada bir sürpriz sandık var. Ne geldi? Demir cevheri. İçeri girelim. Kralı bir sonraki bölümde artık göreceğiz. Dev. Kes devi. Aa, şey yok. İlaç bitti. Kamp yapalım o zaman. Şifalı ilaç. Yap. 3 oldu. Bir 10 tane yapalım. Bölümün sonunu iksir yapmakla geçirelim. Güzel. Gayet iyi ilerledik. Kaldı 4 tane. Şunu da açamadım hala ya. Dibek kırıldı. Var mı yedek? Varmış. 100 şifalı ilaç yap. Güzel. Şifacı olduk. Bir iki tane daha yapayım. Son. Bir bakalım kaç tane olmuş. 39. Hadi 42 olsun bari. Bolca lazım olacak gibi. Zehire gidelim. Yap. Zehir yap. Bolca zehir yap. İstiyorlar. Çer. Herkes zehir istemeye başladı. Kaç oldu? 27. Bunu da 40'a geçirelim. Tabii yeterse malzememiz. Güzel. Son 2 tane galiba. 40'ı geçmesi için. Usta simyacı. Simya becerisini 100 yap. Bitirdik galiba. Usta simyacı oldum. Evet. Simya başarının tamamını kazandık. Son bir. 40'ı geçmişimdir diye düşünüyorum. Evet. Antidot azalmış. Ve büyülü ilaç. Bunları da yapalım. Falan yapalım bunda. Tabii kurbağa. Evet, kurbağa bitti. Tam dedim kurbağa bitmek üzere. Kurbağa bitti. Bir seferde 3 tane vermesi çok iyi oldu. Bunda da çiçek bitmiş. Güzel. Çıkalım. Kes devi. Artık savaşta daha iyiyiz. Wow, bu ne böyle be? Ne istiyor bu? Güçlü de. 2 zehir. Allah'tan bolca yaptım. Burayı komple temizleyeyim. Ve bölümün sonuna gelelim. Mızrak kırıldı. Yapamıyoruz mu artık? Çok para gitmeye başladı bu mızraklara. Al. Dön geri. Başla şu köşeden. Lan 4 tane vardı. Yenisi nereden geldi? 2 harita yolculuğu yaptık ya. Neyse bari karşılığını verdi. Bundan bir şey geldi mi? Yok. Burayı da lootlayalım. Kapanışımızı yapalım. 5 kurbağa, 1 mücevherat ve 3 tane şifalı ilaç. Güzel bir bölüm oldu. Bayağı bir hikaye ilerlettik. Bir sonraki bölümde şu kral, şu şövalye mi bu? Doğru, bu arayışçı şövalyeydi. Buradan da krala gireceğiz. Bakalım kralın sıkıntısı nelermiş. 10. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.